ülke olarak sürdürülebilir kalkınma bakımından gelişme kadını aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır diyor her atık çöp değildir bilincinin yaygınlaştırarak geri dönüşümü en, en üst düzeyde gerçekleştirmek sürdürülebilir kalkınmaya olumlu etki eder. Temiz enerji kullanımının yaygınlaşması amacıyla güneş ve rüzgar gibi yani yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına teşvik etmek, fabrikaların çevreye zarar veren etkilerini azaltmak için yaptırımlar uygulamak bunlar sürdürülebilir kalkınma bakımında gelişme adına yapılan uygulamalardan. Ama enerji üretimi arttırmak için daha fazla fosil yakıt kullanımına izin vermek arkadaşlar. Fosil yakıt kullanıldığı zaman biz biliyoruz ki atmosfere zararlı gazlar salınıyor. Bunlar yerine güneş ve rüzgar gibi işte enerji santrallerinin kurulması sürdürülebilir kalkımaya olumlu etki yapacaktır. Fosil yakıt kullanımını arttırmak olumsuz etki yapar. Buradan cevabımız değişik olacaktır. Grafikteki verilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Burada 4 ülkeye ait geri dönüşüm oranları verilmiş. En az atık İsveç'te oluşmuş olabilir diyor. İsveç'te geri dönüşüm oranının fazla olması en az atık oluşturduğunu göstermiyor. En fazla çöp geri dönüşüm oranı az olan Türkiye'de oluşmuştur sonucuna da ulaşamayız. Türkiye'deki çevre kirliliği oranı diğer ülkelerden daha fazladır diyor. Şimdi geri dönüşüm oranına bakarak bunu daha da ulaşamıyoruz ama şunu söyleyebiliriz geri dönüşüm konusunda Almanya İspanya'dan daha bilinçlidir çünkü geri dönüşüm oranı İspanya'ya göre çok daha fazla buradan cevabımız değişik olacaktır. Haritada belirtilen bölgelerin özellikleriyle ilgili olarak çıkarımlarından hangisi yapılamaz diyor. K bölgesinde rüzgar santrali var ise rüzgar şiddetli eser diyebiliriz ve yönü yıl boyunca fazla değişkenlik göstermez. M bölgesinde hidroelektrik varsa deri ve nehir gibi su kaynakları bulunmaktadır diyebiliriz. N bölgesinde güneş santrali varsa demek ki güneşlenme süresi daha fazla. L bölgesi kömür ve petrol yatakları açısından zengin bir bölgedir diyor. Jeotermal santrallerde arkadaşlar yerin altından çıkan sıcak suyun buharından hareket enerjisi elde edilir ve bu hareket enerjisi de arkadaşlar elektrik enerjisine çevrilir. Kömürün kullanıldığı santral termik santraldir. Burada L için jeotermal santral demiş. Bu ifade yanlış cevabımız B şıkkı. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Odağında insan vardır ve insanları bilinçlendirmek amaçlı yani kaynakların bilinçli olarak tüketilmesi için çalışmalar yapar ve bugünün yanında geleceğin de kalkınma planını hazırlar. Asıl amacı ekonomik büyüme değildir arkadaşlar. Doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere de bu kaynakların kullanılabilmesi. Buradan cevabımız B olacaktır. Yukarıdaki metinde bir cep telefonu firmasının sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği bazı çalışmalar hakkında bilgi verilmiş. Metinde verilenlere göre firmanın bu çalışmalar ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Ana şıkkına bakalım. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar demiş. Bakın burada cep telefonu firması geri dönüşüm odaklı bir toplum oluşturmak için bazı projeler gerçekleştiriyormuş. O zaman bu sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığını gösterir. İlk olarak mobil cihazların satışında kullandığı kağıdın hacmini ve ambalajını azaltmış. Bu da kağıt atıkların geri dönüşümünü sağlayacaktır. Bu şekilde çalışmalar yaparak kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik projeler yapar diyebiliriz. Ofislerinde sadece geri dönüştürülmüş kağıtları kullanır diyor. Ama burada bakın ne diyor arkadaşlar? Kağıdın hacmini ve ambalajını azaltmış. Ambalaj içinde yer alan promosyon ve diğer belgeler elektronik ortam tüketiciyi sunmaya başlamış. Aynı zamanda şirket hasara maruz kalarak kullanım dışı olan cihazlardaki malzemeleri tekrar kullanarak bazı parçaların yeniden kullanılmasını sağlamış ve ofislerde kullanılan kağıtların diğer çöplerden ayırarak geri dönüştürmesini de sağlamış. Bu durumda sadece geri dönüştürülmüş kağıtlar kullanılır ifadesi yanlış olacaktır. Buradan cevabımız C şıkkı. Ülkemizin belediyelerinin birinin hazırlamış olduğu geri dönüşüm sizlerin eseri olacak kampanyası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım kampanya. Kağıt, plastik ve metal atıklarınızı ayrı bir poşette biriktirip belirtilen günlerde en yakın yola bırakın. Aldığımız dolu poşet sayısı kadar boş poşeti sizin için oraya bırakalım. Daha az ağaç kesilmesini sağlamak, katı atık bedelinin azalması, doğal kaynaklarımızı korumak elimizde. Geri kazanım atıklarınızı çöpe atmayın, belediyemizin sistemine dahil olun diyor. Peki geri dönüşümlü ürünlerin normal yollarla üretilenlere göre daha az ham kullanılarak üretildiği bilincini oluşturmak istenilmiş. Kullanılabilir atıkların genel çöplerden ayrı ve temiz toplanması için farkındalık oluşturulmak istenmiş. Atıkların cinslerine göre ayrı ayrı toplanması gerektiğine vurgu yapılmış. Bakın burada da zaten söylemiş plastik metal kağıt atıklarınızı ayrı bir poşette biriktirip, belirtilen günlerde bırakın diye. Meyve ve sebze atıklarının geri dönüşü mümkün olmasa da değerlendirebileceğini vurgu yapılmamış arkadaşlar. Burada meyve ve sebze atıklarıyla ilgili herhangi bir bilgi de yok zaten cevabımız C şıkkı olacaktır.